Semiray İnezik Gemisi'ne hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün sizlerle dışarıda tanesi 13-14 TL'ye satılan künefe hazırlayacağız arkadaşlar. Gerçekten tam anlamıyla dışarıda yediğiniz künefelerin birebir aynısı oluyor diyebilirim. Çok lezzetli, kıyır kıyır, tam kararında bir künefe tarifimdir ve yıllardır bu şekilde yaparım. Sizlerle de tarifimi, videomu paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Buyurun. Öncelikle işe şerbetten başlayacağız arkadaşlar. Şerbetimiz için 3 su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine 3,5 su bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını yakalım ve kaynadıktan sonra şöyle 1-2 damla kadar limon suyumuzu ilave edelim. Şerbetimizi orta ateşte 15-20 dakika pişirmeye bırakalım ve daha sonra ocaktan alalım. Şimdi burada 500 gram kadayıf gerekiyor arkadaşlar. Ben burada taze kadayıf değil de yurt dışında yaşadığım için vakumlu kadayıf kullandım. Ve gayet de güzel bir kadayıf çıktı şansıma. Dilerseniz taze de kullanabilirsiniz. Benim öyle bir imkanım olmadığı için vakumlu tercih ettim. Kadayıflarımızı bu şekilde bir bıçak yardımıyla ince ince olacak şekilde keselim. Bakın gayet ince bir şekilde oluyor. Kesinlikle kadayıfı bütün olarak kullanmayın veya elinizde parçalamaya kalkmayın. Böyle bir bıçak yardımıyla ince ince keserek kadayıflarınızı künefelik için hazır hale getirin. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bütün kadayıflarımı hazırladım bu şekilde. Bir tahtanın üstünde ince ince kestim ve hemen bir tane derince kabın içerisine alıyorum. Üzerinde mutlaka streç filmle ya da bir kapakla örtün ki kadayıflar hava alıp kurumasın. Diğer malzemelerini hazırlamaya geçelim şimdi. Elimde şöyle 400-500 gram kadar tuzsuz mozzarella peyniri var. Eriyebilen peynir. Siz dilerseniz künefelik peynir de kullanabilirsiniz. Bulabilirseniz eğer. Ben yurt dışında bulamadığım için sürekli mozzarella peyniri kullanırım. Ve çok güzel olur. Tuzsuz olduğu için ve eriyebilen bir peynir olduğu için künefe için ideal bir peynirdir. Şimdi yağı için yani altını yağlamak için 100 gram oda ısısında iyice yumuşamış tereyağımıza 2 yemek kaşığı kadar pekmezimizi alalım. Burada üzüm pekmezi kullandım ve çok iyi bir şekilde karıştıralım. Hatta ben burada biraz da mikrodalga fırına koydum çünkü yağ yeterince yumuşamamıştı. Sürülebilecek kıvama gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada pekmez kullanmamız sebebi altlarının daha güzel kızarmasını sağlayabilmek. Normalde orijinalinde de zaten mutlaka tereyağına pekmez katarlar. Şimdi ben bu şekilde küçük künefe kalıpları kullanmak istedim. Kalıplarımıza bol miktarda pekmez yağımızı sürdükten sonra üzerlerine bir miktar doğradığımız kadayıflarımızdan alalım ve elimizle bir miktar bastıralım. Çok iyi bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Zaten künefenin de özelliği buradan geliyor arkadaşlar. Mozzarella peynirlerimizi, dilimlediğimiz mozzarella peynirlerimizi dizelim ve tekrar kadayıfla kapatarak yine sıkı bir şekilde bastıralım. Ve ben burada işlemimi daha sağlam yapmak için boş bir künefe kalıbını alıp üstüne sıkıca bastırıyorum. Bu şekilde daha güzel bir şekil almış oluyor ve daha güzel sıkılaşmış oluyor. Hemen diğer kalıplarımı da hazırlıyorum. Burada vermiş olduğum ölçüden oldukça bereketli künefe çıkıyor arkadaşlar. Çok miktarda künefe elde edebilirsiniz. Dilerseniz büyük bir tepside de pişirebilirsiniz. Eğer tavada pişirmek isterseniz kadayıflarınızı mutlaka yağlayın. Eğer tavada pişirecekseniz kadayıflarınızı kullanmadan önce mutlaka bir miktar eritilmiş yağla karıştırın. O şekilde tavanızı alın. Ama bu şekilde künefe kalıplarında yapacaksınız eğer mutlaka altına ve üstüne yağ kullanın. Yani eğer künefe kalıbında pişirecekseniz kadayıflarınızın hepsini yağlamanıza gerek kalmayacak. Elimde gördüğünüz penseyle, evet burada pense kullanıyorum çünkü kalıp ısındığı için gerçekten çok ısınıyor ve tutmak çok zor oluyor. Hatta imkansız oluyor.
Penseyle kalıbın bir kenarından tutup üzerine de temiz bir kalıp örtüp ters çeviriyorum. Ve mutlaka künefelerinizi kısık ateşte pişirin arkadaşlar. Kısık ateşte şöyle 2-3 dakika kadar pişirin bir yüzünü. Temiz bir kalıp kapatmadan önce mutlaka o kalıbı da yağlayın ve o şekilde çevirin. Künefelerimi tek tek kısık ateşte pişiriyorum ve nar gibi üzerleri kızarıyor. Gerçekten çok güzel oluyor ve sıcağıyla kısık ateşteyken ocaktan almadan önce üzerine şöyle bir kepçe kadar şerbetimi gezdiriyorum. Şerbet de kesinlikle arkadaşlar tam soğumasın, ılık bir halde olsun. Künefenin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten yok böyle bir lezzet diyebilirim. Tam kıvamında, tam kararında harika künefeler oluyor. Dediğim gibi şerbeti çok soğukmadan ılık halde kullanın. Künefelerinizde mutlaka kısık ateşten almadan şerbetini dökün derim. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum bunu. O şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bakın şu an ocaktan almadım. Hala bir fokurdama var şerbette. Ve üzerine yeşil fıstık serptim. Hemen şöyle tekrardan sizlere gösteriyorum. Gerçekten çekmelere doyamadım. Kaç tane künefeyi bu şekilde hazırlayıp şöyle bir çatallama yaptım sizler için. Gerçekten çok güzel oldu. Görüntüye bakar mısınız? İnanın çıtır çıtır, içleri yumuşacık, harika künefeler oldu. Dışarıda tanesi 13-14 TL'ye künefe yiyeceğimi, evde bu şekilde daha az maliyetle künefemi de yaparım. Mis gibi de yerim arkadaşlar. İnanın bana senelerdir bu şekilde yaparım. Bugün de geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Umarım tarifimden, videomdan memnun kalmışsınızdır. Bana destek olabilmek için öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı, özellikle yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.